Câsiye Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamim. Kitabın indirilmesi, izzet ve hikmet sahibi Allah'tandır. Göklerde ve yerde inananlar için önemli işaretler vardır. Sizin yaratılışınızda ve yeryüzüne yaydığı diğer kımıldayan canlılarda bilenler için deliller mevcuttur. Geceyle gündüzün yer değiştirmesinde, Allah'ın gökten indirdiği rızıkta, yağmurda ki onunla öldükten sonra yere yeniden hayat vermektedir, rüzgarları çeşitli yönlerden estirmesinde düşünenler için alınacak dersler vardır. İşte şunlar sana gerçekten okuduğumuz ayetlerdir. Allah'tan ve O'nun ayetlerinden sonra buna değil de hangi habere inanacaklar? Kendisine Allah'ın ayetleri okunurken işitip de sonra büyüklenerek işitmemişçesine inkarda ısrar eden her bir günahkar iftiracıya yazıklar olsun. Bu sebeple göreceği ağır azabı ona bildir. Ayetlerimiz hakkında bir parça bilgi sahibi olunca hemen onu alay konusu yapmakta. İşte bu gibiler için alçaltıcı bir azap vardır. Önlerinde cehennem. Ne dünyada elde ettiklerinden, ne de Allah'ı bırakıp sırtlarını dayadıkları dostlarından kendilerine bir fayda erişir. Onların nasibi büyük bir azaptır. Bu Kur'an bir doğru yol rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenler içinse en şiddetlisinden elem verici bir azap vardır. Buyruğu ile içinde gemiler yüzsün, lütfettiği nimetleri elde edesiniz ve belki şükredersiniz diye denizi istifadenize veren Allah'tır. Ayrıca O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendinden bir lütuf olarak emrinize vermiştir. Bütün bunlarda düşünenler için işaretler vardır. İman edenlere söyle de Allah'ın yargı günlerine inanmayanları bağışlasınlar. Çünkü böyle bir topluluğu hak etmeleri yüzünden Allah cezalandıracaktır. İyi işler yapan kendisi için yapmıştır. Kötülük yapanın da kötülüğü kendinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Biz şüphesiz İsrailoğullarına da kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları güzel şeylerle rızıklandırdık ve kendilerini diğer topluluklardan üstün kıldık. Onlara din konusunda açıklamalar yaptık. Kendilerine bu bilgiler geldikten sonra sadece birbirine karşı hak tanımazlık yüzünden aralarında görüş ayrılığına düştüler kuşkusuz Rabbin kıyamet gününde aralarında ihtilafa düştükleri konularda hükmünü verecektir. Sonra seni de bir din yoluna koyduk. Onu izle. Bilmeyenlerin arzularına uyma. Şüphesiz onlar Allah'a karşı sana hiçbir fayda sağlayamazlar ve kuşkusuz haktan sapanlar birbirlerinin dostları ve koruyucularıdır. Allah da kendisini sayanların koruyucu dostudur. Bu kitap insanların aklını aydınlatan ışık, inananlar için bir kılavuz, bir rahmettir. Yoksa kötülüğe gömülüp kalanlar hayatlarını ve ölümlerini eşit olarak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlarınki gibi mi yapacağımızı zannediyorlar? Hükümleri ne kadar yanlış. Halbuki Allah gökleri ve yeri ciddi amaçlarla ve hiçbiri haksızlığa uğramaksızın herkesin hak ettiğine göre karşılık görmesi için yarattı. Arzularını ilah yerine koyan, Allah'ın bilgisine rağmen sapmayı tercih ettiği için kendini saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi bir tasavvur et. Allah'tan sonra onu kim yola getirecek? Düşünmüyor musunuz? Bir de şöyle demektedirler. Bu dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Ölürüz, yaşarız. Bizi öldürense zamandan başkası değildir. Halbuki onların bu konuda bir bilgileri yoktur. Zannetmekten başka bir şey yaptıkları yok kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğunda, doğru söylüyorsanız atalarımızı geri getirin demekten başka bir delil ileri süremiyorlar. Onlara şöyle de, Allah sizi hayata getirecek, sonra öldürecek, sonra gerçekleşeceği kesin bulunan kıyamet sürecinde sizi bir araya getirecek. Bunda kuşku yok ama insanların çoğu bilmez.'' Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca Allah'ındır. Kıyamet vakti geldiğinde, işte o gün hakkı bırakıp batıla sarılanların zarar ettiği ortaya çıkacaktır. Bütün toplulukları diz çöküp boyun eğmiş olarak göreceksin. Her topluluk kendine ait defterin başına çağrılacak. O gün yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz.'' Bu size gerçeği söylemekte olan kitabımızdır. Biz bütün yaptıklarınızı kaydetmekteydik denilecek. İman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanları sorarsan, Rableri onları rahmet deryasına daldıracak. İşte apaçık başarı budur. Hakkı inkar edenlere gelince şöyle denilecek. Ayetlerim size okunur değil miydi? Ama siz kibre kapıldınız ve günaha batmış bir topluluk oldunuz. Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet konusunda da bir kuşkuya yer yoktur denildikçe kıyamet nedir bilmiyoruz. Biz bu konuda zannetmenin ötesinde bir şey yapamayız. Kesin bir bilgiye sahip değiliz dediniz. İlahi vaat gerçekleşince yaptıklarının ne kadar kötü şeyler olduğunu açıkça gördüler alaya aldıkları gerçek onları kuşatı verdi. Kendilerine şöyle denildi: Siz bugünle yüz yüze geleceğinizi nasıl unuttunuzsa bugün de biz sizi unutuyoruz. Meskeniniz ateştir. Size yardım edecek kimseler de yoktur. Bu azap ayetlerimizi alay konusu yapmış olmanız ve dünya hayatının sizi aldatmış olması yüzündendir. O gün artık oradan çıkarılmazlar. Mazeretleri de kabul edilmez. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi, bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a yalnız ona hamdolsun. Göklerde ve yerde ululuk ona aittir. O sonsuz güç, sınırsız hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.